başlayacağız. Arkadaşlar sözleşmeli stevia yetiştiriciliği kotamızı şu an itibariyle tamamladık. Stevia satışımız devam ediyor ancak geri alım garantisi şimdilik veremiyoruz. Bükmüş Stevia Mahmut Bey ile bu konudaki çalışmamızı sona erdirdik. Ancak yine sözleşmeli yetiştiricilik yapan bir diğer firmanın teklifini şu an değerlendirmeye aldık. İnşallah neticelendirecek olursak sözleşmeli yetiştiricilik yine yapacağız. Ancak şu anda sadece stevia fidan satışımız var ama geri alım garantisi veremiyoruz şimdilik. Diğer bir konu artık Gojiberi konusundaki çalışmalarımız da tamamlandı. Gojiberi fidan satışımız ister amatör ister profesyonel yetiştiriciliği boyutunda gerek benim gerek arkadaşlarım paylaşım yapmaya başlayacaklar. Gojiberi fidan satışlarımız da başladı. Perakende alacak arkadaşlar için her hafta pazartesi günleri sevkiyatımız söz konusu olacak. Pazartesiden pazartesiye sevkiyat yapabileceğiz. Bu virüs hepimizi çok etkiledi. Birçok işimizde etkilediği gibi. Efendim bugünün en güzel sürprizi önümüz Ramazan. İnşallah biraz önce haberlerde Sayın Tayyip Erdoğan da açıkladı. İnşallah bu bayramı çifte bayram yapacağız dedi. Canı gönülden amin diyorum. Ramazan'ın olmazsa olmazından bir tanesi tatlı malumunuz. Bugün size çok tatlı bir haberim var. Merkezi İzmir'de, İmalathanesi İzmir'de olan Sen Diyet ve Diyabetik Baklavalarının satış temsilciliğini üstlendik, satış sorumluluğunu üstlendik. Artık stevia ile yapılmış baklavalarımızı gönül rahatlığıyla tüketebileceksiniz. Özelliği ne bu baklavamızın? Efendim stevia malumunuz kalorisi sıfır olduğu için kilo problemi olanlar, obezite olanlar ve şeker hastaları dahi çok rahatlıkla bu baklavayı tüketebiliyor. Özel olarak imal edilmiş. Şöyle açarak göstereyim. Yani Ahmet Bey gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Neyi nasıl yapacağınızı burada yazmış. Hazırlaması da çok basit. Fırında 8 dakika ısıtıyorsunuz. Şurubu ayrıca ısıtıyorsunuz, baklavanızın üzerine döküyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Şeker hastaları, diyet yapanlar, spor yapanlar ve kilo almak istemeyenler, içinde kullanımı, broşürü, stevianın tanıtımı gayet güzel bir çalışma yapılmış. 700 gramlık ambalaj halinde 4 ay raf ömrü var. Tatlandırıcısı da bu steviayla üretilmiş. Fıstığı burada. Üretimimizin belgeleri, şekersizlik belgeleri her şeyi ile patentli bir ürün. Bugün ve şu an itibariyle bu ürünümüzün satışlarına başladık. Kargo ile adrese teslim gönderiyoruz. Kaçarımız, geçerimiz yok. Fiyatı üzerinde yazılı. Bir adet baklava 85 lira. Artı 10 lira kargo ücreti var. İki tane baklava, iki paket birden alırsanız kargo bize ait. Kapıda ödeme seçeneği olmasına rağmen bunu şimdilik değerlendirmiyoruz. Tıpkı N11 Trendyol mağazalarıyla nasıl alışveriş yapıyorsanız bizimle de aynı sistemde. Gojiberi fidanını da o şekilde sipariş veriyorsunuz. Stevia yaprağı talebi var, onu da o şekilde veriyorsunuz. Baklava satışımız devam etti. Bugün itibariyle, şu an itibariyle başlıyoruz. Arkadaşlarım gruplarda vesaire yerlerde zaten paylaşımlarını yapacaklar. Fiyatlarıyla açıklamalarını da yapacaklar. Üçüncü ürünümüz
Merkezi Konya'da olan Teknokar Grup, Sayın Kazım Akgül'ün bölge temsilciliğini üstlendik. Çiplukit müthiş bir ürün. Bosna Hersek'te bir mağarada çıkarılan bir yeşil yosundan elde edilen, emsali olmayan ve Türkiye'de tek distribütörü Kazım Bey. Bunun da satış temsilciliğini üstlendik. Ben defalarca kendim de tecrübe ettim. Zaman zaman paylaşımlarımızda görüyorsunuz. Bunun da açıklamasını ve fiyat çalışmalarını, fiyatlarını yazacağız. N11'de şu anda bir litresi 120 liraya satılırken biz çok daha uygun fiyatlara adresimize teslim, kargo ile gönderim yapmak suretiyle Çeplukit isimli gübremizi, organik gübremizi sizlere sunuyoruz. Son konu Gübresol firması. Çok değerli insan, Sayın Koray Bayramoğlu hocam, solucan gübresi konusunda beni yetiştiren insandır. Çok mükemmel bir tesis kurdular. Çok kaliteli bir gübre meydana getirdiler. Gönül rahatlığıyla size gurur duyarak sunuyorum. Kazım Bey gibi, Koray Bey gibi, Ahmet Bey gibi insanlarla da çalışmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bir grup vatan sevdalısı beni ve ekibimi destekliyorlar. Biz de onların desteklerine layık olmaya çalışıyoruz. Solucan gübresi satışlarımız da başladı arkadaşlar. Onun da fiyat vesaire çalışmalarını gerek kendi grubumuzdan gerek diğer gruplardan benim ve arkadaşlarım devam edecek. Arkadaşlarım derken biz Ejrim grup olarak yaklaşık şu anda 20 kişilik bir ekibiz. Yeterli geliyor mu? Hayır, yeterli gelmiyor. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar var ise, ya bu grubun içerisinde ben de yer alayım diyen varsa, özgeçmişleriyle bir CV benim şahsıma mesaj gönderebilirler. Farklı bölgelerden Ecrin grubun temsilciliğini vermeye başlayacağım arkadaşlar. Yani şu anda Ege, Akdeniz, yani bölge olarak ayırdık. Fakat bu bölgelerin alt bölgelerini de oluşturacağız. Yakın gelecekte inşallah Koray Komutanım dün bir paylaşımında artık bu işin köy köy dolaşılarak Türkiye çiftçisini, Türk tarımını ayağa kaldırmak adına üreticiye birebir görüşerek bilgi verilmesi, köy enstitüleri örneği gibi. Biz zaten böyle bir yola çıkmıştık. Çok yoğun bir seyahat programımız vardı. Ancak virüs sebebiyle şu an mecburen durduk, durakladık. Bu virüs olayı ortada kalktıktan sonra elimizdeki ürünlerle Allah nasip ederse köy köy, kasaba kasaba, il il, ben ve arkadaşlarım Türkiye'yi adım adım gezeceğiz inşallah. Sizlerden de bu konuda destek istiyorum. Bu videoyu izleyen kardeşlerimiz, abilerim, ablalarım, hocalarım, gençler, Ecrin grubu ne olur büyütün, orada paylaşımlar yapın, bilgilerinizi aktarın. Birçok kişiyi görüyorum kendi web sayfasında, kendi sayfalarında çok güzel bilgileri veriyor. Bu bilgileri bizim grubumuza da paylaşın. Reklamınızı mı yapacak? Reklamınızı yapın. Bakın bir radyo aldım. Ha, sanal bir radyo, küçük bir radyo belki ama bunu sırf eğlence için almadık. Ha, eğlence, evet, ekibimle günde bir saat, hadi arkadaşlar bugün kendi radyomuzu eğleniyoruz deyip eğleneceğiz ama asıl bu gibi ürünlerin tanıtımını yapacağız. Stevia nedir? Bunlarla alakalı bağlantılar hocalarımızla yapacağız. Çeplukit nedir? Örneğin Kazım Bey'in bizatihi kendisinden bu ürünü nasıl ülkeye kazandırdı, nerede yapılıyor gibi. Solucan gübresi nedir? Sayın Koray Hocam oradan yayınlar yapacaklar inşallah. Hedeflerimiz, planlarımız öyle. Yani biz paraya odaklı değiliz ama bu çalışmaları da sürdürebilmek, köy köy gezip insanlara bilgiler aktarabilmek için de para kazanmamız lazım. Bizim hiçbir siyasi partiyle bir bağımız yok, bir finansörümüz yok. Biz ancak kendi kazandığımızla ayakta durup bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Sizden para istemiyoruz, sizden pul istemiyoruz. Bizi takip edin. Manevi olarak bizi destekleyin. Grubumuzu büyütün. Paylaşımlarınızı oradan da yapın.
Yani bu bir seferberlik bize göre. Bir avuç insan çıktık yola, lütfen bizi destekleyin. Çok daha güzel sürprizler de geleceğim. Örneğin Goji Berry'nin kremi, kantaron yağımız var gibi birçok ürün peş peşe gelecek. Görüşmelerini devam ettiriyoruz. Ve Allah nasip ederse bunu hayalimiz uzun vadede birden olacak şey değil. Bir network ağıyla hepsini bir araya getirip katalog çalışması yapmak gibi bir hayalimiz var. Mevla görelim ne eder. Siz desteklerseniz neden olmasın? Bizim hedefimiz üreticiye fidanını vermek, üreticiyi yetiştirmek ve üreticinin ürettiği ürünü alıp aracılar ortadan kaldırarak tüketiciye ulaştırmak. En sağlıklı, en organik ürünü. Ata ilkil tohumlarla alakalı çok ciddi baskılar alıyorum. Ancak şu an yetişemiyoruz. Bu takım tam bir oturup da artık bana ihtiyaçları kalmadığında ata ilkil tohumlara da el atacağımızın müjdesini vereyim. Yine bu ülkeye kazandırılması gereken çok ciddi bitkiler var. Nem ağacı gibi, jojoba gibi. Onların üzerinde teklifler var. İnkanut diye bir bitkimiz var. Onlarla alakalı Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ve dediğim gibi bunların hepsi, bu çalışmaları yapabilmek gerçekten kolay olmuyor. Lütfen bizi destekleyin. Şeker hastaları, lütfen. Takviye yemekten korkmayın, buyurun. Sizin için hazırlandı. Bizi destekleyin, bizi takip edin. Bir an önce Rabbim şu virüs belasından gerek bizi, gerek tüm dünyayı kurtarsın inşallah. Kendi kendine çıkan bir virüs olmadığını herkes biliyor. Artık akademisyenler bile bunun bir biyolojik silah, biyolojik saldırı olduğunu kabul ediyor. Dünya eskisi gibi olmayacak. Hazırlıklı olmalıyız. Özellikle Türkiye çiftçisi, Türkiye köylüsü. Çok iş düşüyor size. Gerçekten çok iş düşüyor. Size destek olmak bizden, bize destek olmak sizden. Bir elin nesi, iki elin sesi hesabı. İnşallah yarınlar bizim. Allah cümlemize yar ve yardımcısı olsun. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar efendim. Yeni sürprizlerde buluşmak üzere. Allah'a emanetsiniz.